Ben sana kredi çekeyim. Gittik bankaya, dedi ki banka 1.000 lira çekilmiş para. Ama senin benim ondan bir haberim yok. Peki sen ona kefil oldun mu bankada? Kefil yok, hayır kefillik yok. Emekli maaşına, evet, emekli maaşına karşılık veriyorlar. 1.000 lirasını öylesine saydı banka. Daha önce çekmiş herhalde, ben haberim yok, ondan bilgim yok. 1.000 lirasını sigorta için kestiler ve 8.000 lira bize para verdiler. Tümce girdik. Dedi ki şu gramajlara verdik biraz. Dedi ki 5.700 lira. 5.700 lirayı çıkarttı verdi. Geri kalanı bana verdi. Yalan yok. Geri kalanı aldım. Ne yaptım ben de 2 ay sıkıntı içinde bulanmayayım diye. 2 taksitle buradan geri verdim. Yani altın borcunu paraya çevirmiş oldu. Senin için 2 bilezik borcun varken bir de sana 2.300 lira daha vermiş oluyor, evet. 2 bileziğinize. Evet. Bu kredinin ne kadarını ödedin yahu? Kaç ay ödedin? Devam etti işte bu zamana kadar. Hiç sorun yok. Kime ödedin? Kime? Kendisine elden veriyor. Elden mi veriyorsun? Değil, elden veriyorum. Kasım ayında babam İstanbul'a geldi. Mart'a kadar İstanbul'da kaldı. Nasıl elden ödüyorsun sen? Çaycı'ndaki yanındaki Fırat Beyci'yi arayabilirsiniz. Kaç taksit yatırdın? 2 taksitle Fırat Beyci'yi yatırdım hanımefendi. Gidip sorabilirsiniz oraya da. Kasım'da geldi benim. Mart'ın birinde gönderdik uçakla. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5'inde ikisini yatırmış oldun. Mart'ın 15'inde birisi gibi. Kadar zaten. Ödüyordum zaten, bir sorunum yoktu. Ama 4-5 ay benim yanımda kaldı. Madem 2 taksitini yatırdın, geriye 3 taksit mi geldi? Ama siz arayı çok şey ettiniz, bir tuhaf ettiniz, ben anlamadım ki. Çektiğim para bir sene, ben bir senedir bu adam İstanbul'da mı kaldı? Babam İstanbul'a geliyor. Mart'ın 1'inde dönüyor. Mart'ın 15'i 20 gibi sen taşınıyorsun. Hemen. Zaten ödemiyorsun. Babam döndüğü için sen evden kaçıyorsun. Olan olduğu gün. Ahırda mal bir şey kalmamış. Boşu boşuna dolduran bir anlamı var mı benim? Sen taşındığın gece mi dedi simitçi Nadir abi böyle hani? Hayır. Oldu. O akşam gece 12'de dedi ki bana, Nadir dayının kızı seni arıyor. Ben de senin yanına geldim. Dedim, evet. Ki abla hayırdır? Dedi ki sen dedin ki bana babam 7 gündür kayıp. Gördün mü? Dedim abla ben görmedim. Ben de ne dedim sana? Ben ne karakola dedin? Gidiyorum. Beni çağırmışlar. Öyle dedin. Bana dediği kelime şu polis memurunun. Kasketli birisi geliyor. Bunu tanıyor mu tanımıyor mu? Dedim, ben görmedim. Bilmiyorum. Önce karakola mı gittin Fadime'ye? Önce Fadime ablayana geldim. Çünkü beni aramış. Tamam, sen o zamana kadar kayıp olduğunu hiç bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hayır. Kesinlikle. Evet. Çünkü ondan öğrendim ben kayıp olduğunu. Aynı anda hem Fadime Hanım'lar arıyor hem polis arıyor. Sen, evet, öyle öğrendin. Öyle şey, ayın kaçından kaçına ödüyordun o parayı? Birinden birine. Sen peki ayın birinde ödedin mi 12 Ağustos'u? Yani 1 Ağustos'u ödedin mi? O zaman Ramazan'dı. Ha? Ödemedim onu. Fitre saydı bana onu. Senin hanımın dedi. Geliyor dedi. Her gün o kadar yolu geliyor dedi. Bize baston kaldırıyor dedi. Param param diyor dedi. Bizden ayrıldıktan sonra bir de kayınpederimin yanına gidiyor dedi. Şuna söyle dedi. Her peki gün her gün gelmesin dedi. Siz herhangi bir şey duydunuz mu? Benim hakkımda parasını vermedi. Evet. Ya herhangi bir şey senin eşin söylüyor zaten. Bu hiçbir şey göstermez ama sana son bir şey sormak istiyorum. Krediyi çeken kişi öldüğü zaman sigortadan dolayı bu borcun biteceğini biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ne zaman öğrendi? Kendileri söylediği zaman öğrendim. Murat'ın bu cinayetle ne ilgisi var? Var mı yok mu, o bir anla. Ama ya bir fırıldaklık var bu işte. Dur bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet efendim, aslında yine bir şekilde yalnız yaşayan biri Nadir Tutkaç. 12 Ağustos'ta kayboluyor, 16 Ağustos'ta bulunuyor. Gırtlağından iki el ateşle, silahla ateş edilerek av tüfeğiyle öldürülmüş. Eşi hayatta değil ve komşusu, Murat hani biz çok iyiydik, baba oğul gibiydik dediği komşusu, ailesi de diyor ki hani babam kayboldu, sen nasıl bilmiyorsun? Çünkü ortada da böyle bir alacak verecek davası olunca da anladığım kadarıyla gözler önce sana yönelmiş. Haklılar, doğal olarak senin cenazeye katılmaman, taziyeye gelmemen de anladığım kadarıyla ailede bir takım şüpheler uyandırmış. Sen niye cenazeye gitmedim demiştin, ben oraya efendim, atladım. Şöyle bir şey var, saat 10'da diyorlar. Yani onlar demiyor. Camide anons veriliyor. Ne diyor? Onda sırası veriliyor yani. Kalkacak diye evin önünde. Tamam. Camiye gelinecek diyor. Ama biz 9'da gidiyoruz. He. 9'da yok. Gitmiş. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama o akşam... 9'da nereye gidiyorsun? Evim sen yakın. Yürüyerek. Yanında arkadaşlarım var. Eve gidiyorsun cenaze. Evet, cenazenin olduğu eve gidiyorum. Peki ne zaman kaldırılmış? Cenazesi hangi namazda kaldırılmış? Namazda kaldırılmadı mı cenazesi? Saat 10'da diye biz anons verdik, doğru söylüyor. Şeyle jandarmayla falan konuştuğumuz zaman cenaze bekleyecek durumda değil, hemen defnedin. Ne, hangi sürelerde, saat kaç gibi bize ulaşır? Dini görevlerini de yaptırayım ben dedim. Saat 10 gibi elinizde olur denildi. Saat 5 gibi zaten bana telefon geldi, gidilsin edilsin. Saat 8.30 gibi cenaze bize gelince evet, hakikaten... Kaçta gömdünüz? Yine 10'da gömdü ama o camiye uğramadan direkt mezarlığa gidildi, orada kılındı. Orada doğru. Ha, camide namazı yani çünkü vakit namazına mütakiben gömülmedi yani. Yine, mezarlıkta kılındı. Anladım. Çünkü çok acildi. Yani normal namaz vakti değil. Değil. Cenazeye arzi namaz kılındı. Evet. Ara namaz. Sonra o zaman geldiğinde... doğru söylüyor bu çocuk. Tamam, evet. Orası doğru hocam, ha. Evet. Sonra bir göreyim bakayım evlerine demedin mi? Taziyeye. Hayır. Akşam ama evlerinde yoklar ki, gündüz evlerinde yoklar da o gün olduğu gün evde yoklar. Ha. Sadece akşam eşini gördüm. Çağırcan. Bilmiyormuş o zaman bu da. Çocuk orada doğru söylüyor yani Fadime. Yok, orası doğru. He. Ben doğruyu doğru yani. Kahvenin önüne koydum. Başsağlığı diledim. Hatta
kalabalıklaştı yani. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Böyle böyle oldu. Aradan 5 gün sonra hatta ben o gün de dedim ki bak abi, Nezir abi söyledim. Sizin onu da bağlayın. Dedim ki abi bak benim böyle bir borcum var. Biliyor musun Murat dedi. Onun sonra görüşürüz dedi. Bana kendisi. Ha, sen borcunu da söyledin. Tabii. Gedemez zaten. Ondan sonra aradan 5 gün geçti. Murat söyleyince mi babanızın ona borç para verdiğini öğrendi? Hayır. Babamın vefatından 10 gün önce eşi benim yolumu kesti. Eşi söyledi. Ne dedi? Şey dedi, Fadime abla dedi, biz alışveriş için çarşıya çıkmıştık. Eşi de bir lokantada çalışıyordu. Melek lokantası. Aynen. Doğru söylüyor. Dedi ki Fadime abla baktım eşi çıktı. Dedim ki yanımda komşum da vardı benim. Buyur Elif dedim. Şey dedi, Nadir amcaya söyle dedi, her gün bizim evimize gelmesin dedi. Niye ki dedim. Biz dedi ona kredi çektirdik 10 milyar lira kadar dedi, ödeyemiyoruz dedi. Ama o da dedi her gün ta o kadar yolu her sabah 7'de 8'de bizim oraya geliyor dedi. Bizden gittikten sonra dedi ödemeyeceğiz deyince dedi kayınpederimin oraya gidiyor rahatsız ediyor dedi. O kadar dedi sinirleniyorum ki dedi. Bakın Müge Hanım, bak şurası çok önemli. Pardon. Bize dedi baston kaldırıyor dedi. Sinirlenince yani kaldı, konuşamadığı için tepkisini el hareketiyle yapıyordu. Pardon, bir şey bize dedi baston anlayamadım, kaldırıyor orayı dedi. Anlayamadım. Bir saniye. Bir dakika bitirsin. Tamamlayayım sen de konuş. Bitirsin evet. Kör şeytan diyor ki dedi zaten bir urumluk canı var dedi. Sık kırtlağını öldür diyor dedi. Ben i̇şte böyle dedi. Dondum kaldım o zaman. Sonra komşumdan ayrılınca dedim ki babam dedim dostu düşmanı hiç bilmiyor dedim. İyiliğe karşı... Komşun şahit mi buna? Evet. Yani. Dostu düşmanı hiç bilmiyor dedim. İyiliğe karşı kadının söylediğine bak dedim. Zaten şok oldum. Verecek hiçbir şeyim kalmadı. Geri döndüm sadece dedim ki hasta adam dedim. Benim babam parayı sever. O para illaki onu alacak yani. Ya ölecek ya alacak o parayı. Doğru söylüyor. Öyle bir huyu var yani herkes bilir bunu. Ama canım borç para zaten geri evet. Almak üzere verilir yani. Bunu da borç alandan evet. Evet, borç yani. Para demek geri evet. Ödülmek şey, üzere demek. Dedim ki o adam senin peşini bırakmaz dedim. Kayınpederinden mi çekersin babandan mı dedim. Topluca ödeyin adam hasta üzmeyin dedim. Benim niye haberim olmuyor dedim. Yani ben kızıyken, biz kızıyken, evlatlarıyken vermeyen kişi size nasıl verdi dedi. Demek ki kıskandın ayrıldım. Yani. Kıskandın nasıl? O zaman. Kıskanırım canım. Allah Allah kıskandım. Evlat, baba benim peki, değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu 70 milyon insanın önünde namus ve şeref sözü veriyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey. Sen dedin ki burada milyonların önce dedin. Hı. Ben babama çocuğun gibi bakıyorum dedin değil mi? Evet. Dediniz. Dedi ha. Değil mi? Peki hastane kayıtlarına bakın. Benim eşim çocuğumu evde bırakıp yalnız... Ya senin eşin de gitti. Bir saniye. Gitti. Özümü keseyim. Ben seni dinledim, sen hemen dinle. Sen dinliyorum. Eşim çocuğu evde bırakıp gece yarısı senin babanın peşinde gece sabaha kadar bekledi. Ben bir şey diyorum mu? Demiyorum. Çünkü baktım diyorum. Ben böyle baktım diyorum. Yardım etmektir o. Bakmak farklı. Bakmak senin paranla... Tamam. Bu bir gün değil bak. Ben 3 senedir evimde oturdum. Bak 3 senedir evinde oturdum. Ben 3 senedir hastaneye götürdüm. Sen kaç kere geldin hastaneye babanı götürdün hastaneye? Niye çocuğun gelmemişim? Gibi, bir insan çocuğunu yanına ayırmaz benim bildiğim. Bak, sen nasıl baktın çocuğuna? Bak senin eşinin hastaneye götürdüğü zamanlar evet. Benim eşim madenci olduğu için gece gitti. Bir gün geldiyse o için gelmediniz. Abla telefon açıldı. Eşim gece. Yoksa gelin. 15 milyar karşılığından baktım götürdün. Ben hayır. Neyin karşılığı? Yeri geldim. Benim haberim mi var? Ben neyin çalışıyorum gece. İşte çalışıyorum. Ben gece fırında çalışıyorum gece. Hı. Hangi bayan gider gece ya onun peşine? Gitmeseymiş. Kim gider? Gitmeseymiş canım. Biri, gitmeseymiş. Tamam siz haklısınız. Ben başka bir şey demiyorum. Burada tamam haklısınız. Gitmeseymiş. Gitmeyecekti. Doğru orada ölecekti adam. Öldü zaten. Ama öyle mi öldü adam? Ne diyordu? Nasıl öldü? Nasıl öldü? Adam nasıl öldü? İşte onun için nefes kablo alamadığı için ölecekti bu adam. Ben götürmeseydim bu adamı. Onun için buradayız. Nasıl öldü onu ispat etmek için buradayız. İşte ben de diyorum ya. Ben sana bak sorularımı soruyorum. Ben de sana soruları söylüyorum. Ben de doğruları söylüyorum sana. Ama siz de hep şey diyorsunuz ya. Ben doğruları söylüyorum. Hayır yani çıkar. Murat da diyor ki ben zaten hani onu biz hastaneye götürdük. Yoksa nefes alamayıp ölecekti. Ben hani başına niye bir iş getireyim ki? Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Hep dediğin çocuğun gibi bakıyorum diyorsun. Tamam bana inanmıyorsun. Gelmiyor muydum ben? Gelmiyor muydum? Ablacığım. Benim evimle oranın arasında... Bir şey daha söyleyeyim. Yani Fadime Hanım şimdi Murat diyor ki... Evet anlıyorum. Eğer şu ölüm hadisesinden önceki geçirdiği o kriz rahatsızlığında... Evet. Benim eşim gidip müdahale etmese, sabaha kadar ilgilenmese... Allah'ın emriyle zaten ölecekti. Ben ölüme hazır olan bir insanı gördüğümde... Eğer onun ölümünden fayda medet umuyorsam evet. onun rahatsızlığıyla ilgilenmem kendiliğinden ölür. Zaten ben bu... de istediğim netice elde ederim. Peki, niye sonradan böyle zan altında kalayım diyor yani. Peki hocam zaten kredinin bizim haberimiz olmaması. Bu adam her gün hastanede zaten ölecek. Biz bu parayı alalım kimsenin haberi olmadan ödenecek. Bunun mantığı da bu. Peki bir şey daha söyleyeyim sözünüz kessin. Bir şey ama daha bunu sana söylemen gereken baban. Bir şey evet daha yani babamı söylememesi gereken. Çocuğun gibiydi sana söylememesi. Sonra bu adam diyor ki ben ölüm hadisesinden sonra sizin eşinizi kahvenin önünde akşamüstü görmüş, başsağlığı dilemiş ve de benim
senin kayınpederde şu kadar borcum var. Haberiniz olsun diye de bizzat haber verdim diyor. Öyle mi oğlum? Söyledim, söyledim evet. Ama bir dakika, Fadime Hanım'ın da şu anlattığı enteresan. Yani baban ölmeden 10 gün önce senin eşin Fadime Hanım'la karşılaşıyor. Ondan herhangi bir bilgim yok. Ondan benim herhangi bir bilgim yok. Ve diyor ki böyle böyle hani babanın, babana sahip çıkın, babanız eline bostan alıp bastonu alıp geliyor. Şu var, Ebru Hanım bir de şu var. Nadir Bey babamın evine gidiyormuş. Para için. He. Ama benim için değil, benim adıma değil. Kimin adına? Babamın kendi adına. Babanın da mı borcu var? Öyle değil yani. Örnek vereyim 100 milyon alır. Onu demiş ki Cemile bırakıyor demiş. Çaycı Cemile. O da onu uğramadan Cemile uğramadan eve gelirmiş. Yani, o demiş ki bir dakika, bir dakika. Babama verdim. Babana da mı borç para vermiş? Yani böyle 50-100 alır böyle verir yani. Çünkü 15 sene tanırlar birbirlerini yani. Ben ondan dolayı da tanıyorum Nadir Bey'i. 15 sene içeceğiz biz bunlarla. Yani o zaman o bir size geliyor para ver diye, bir babana gidiyor para ver diye. Bana kesinlikle para ver diye gelmedi. Geldi. İşte eşin söylemiş. Şahidinde var. Benim patronuma Zafer Cahit. Gidin sorabilirsiniz. Ahara gelirdi. Oturduk çayımızı içerdik. Senin şahidin derdik. Nerede? Hiç tatsızlık kesinlikle öyle bir şeyimiz olmadı bizim. Ben telefon numarasını verdim mi? Tamam, o şahit bağlansın o zaman. Peki bir babana kulak verelim mi? Murat Bey'in babası efendim Mahmut Bey. Mahmut Bey, siz Nadir Bey'i tanır mıydınız? Tahmin olarak söyleyeyim, 15 sene tanırım. Beraber yani hiç oturduk, gezerdik buralarda. Evlenmeyi çok düşünüyordum, onu konuşuyordum. Evlenmeyi mi düşünüyordun? Öyle bir şeyler düşünüyordum. Bulamıyordum tabii. Huvardalığı vardı yalnız. Hatta telefon numarası, bir telefon gösterdi bana. Bu numarayı dedi Mahmut dedi, bir arasına dedi. Kara Fatma mıydı? Öyle bir kaydı yani. Ben aramam dayı dedim, al telefonun dedim. Ya başım veriyor soruyorum. Ben zaten sıkıntılı adamım, birisiyim. Nasıldı Murat Bey'le yani oğlunuzla arası? Benden daha iyiydim. Babalı oğlu gibiydim bunlar. Onlara koşuyordun yardıma. Bir hasta olurdun, ambulans çağırıp götürürlerdin yani. Çağırırlardın, evde yemek yerlerdin. Nadir'e geliyordun, senin oğlan, senin kız gelin çok iyi ya diyordun. Bana bakıyorlar diyordun. Hiç kötü bir şey duymadım abi. Ben daralıyorum, borçlanıyorum mesela. Bir iki sefer para istedim, hiç yok demedi abi. Ama ben düdüğümü de veren bir adamım. Bunu damadı da biliyor, kızı da biliyor. Ne kadar almıştınız? Ama ben ölmeden değil, bir sene önce aşağı yukarı. Öyle ben fazla almıyordum abi. 200 lira, 300 lira. Düdüğümü de veriyordum yalnız. Hatta bir seferde Murat'ın borcu var, taksidi vardı. O Fadime kızı var. Murat'ın namına koydum, kıza verdim hatta parayı. Ne borcuydu bu? Bankadan hani taksit oluyor ya. Nadir Bey oğlunuz için kredi çekti bankadan. Evet. Onun ödemesiydi öyle mi? Tabii. Siz ilk ne zaman öğrenmiştiniz kredi olayını? Ölmeden aşağı yukarı bir sene. Nadir Bey size kendi mi söyledi? Kendi söyledi. Ben Murat söylemedi. Ben Murat'a yine yardımcı oldum. Yani Mahmut dedi. Ya, ya dayıydım bak ödeyemez. Sonra sen yarın bir gün beni bulursun dedim ya. Ben sen kimsin ya dedi, bana şakaya götürdü. Ben dedi ona verdim ben. Sana vermeyeyim ki dedi. Sana vermem. Buna yine veririm dedi ya. Ya niye veriyorsun? Bana dedi ya Mahmut şimdi saklamayacaktı. Bana bakıyorlar dedi ya. Benim kimsem yok. Koruyorsun işte dedi. Hani gelmiyor ama. Oğlum dedim sen Nadir'den böyle böyle para almışsın dedi. Bir kredi çekmişsin. Oğlum nereden ödeyeceksin lan dedim. Dedim. Baba dedi vallahi dedi, eline geçtikçe aylıkta 200-300 neyse böyle böyle ödesin diye söyledi dedi. Ben de sıkmıyor baba dedi. Peki siz en son ne zaman görmüştünüz Nadir Bey'i? Ölmeden 11-12 gün abi. Bu da kahvede gördüm. İki bardak çay içtim. Oradan kalktık gittik. Son günlerde Nadir Bey'in sürekli Murat Bey'den bu parayı istediği ve bununla ilgili aralarında tartışmalar çıktığı yönünde iddialar var. Bunlar nedir? Bu kimsesi yalan söylemiş abi. Böyle bir şey duymadım. Duysam ben duymam lazım. Nadir Bey'in sizin evinize de gelip hani size söylediği yönünde iddialar var mesela. Bu şöyle abi. Murat'ın değil de hani ben 300 lira aldıydım. Parayı ben Cemil'e bıraktım bu kahveciye. Nadir'e Mahmut ne yaptın? Dayı dedim vallahi seni göremedim. Ha şimdi Cemil'e bıraktım kahveyi dedim. Cemil'den aldı parayı. Ha Cemil'den dün kahveciyi söyleyeyim yani. Bilgisayar öyle oldu yani. Başka bir şey. Murat Uçun gelmedi bana abi. Gelininiz yani Murat Bey'in eşi Nadir Bey'in kızıyla bir gün yolda karşılaştığında böyle bir aralarında konuşma da geçmiş. Sürekli bizi rahatsız ediyor Nadir Bey bu para konusunda diye. Evin içine varım yok abi. Kesinlikle varım yok. Hatta hikayenin de şey dedi ki Nadir'e, kendi dedi Nadir'e. Lan bu deli çağırdan bu ay tahsil almayacağım dedi. Niye dayı dedim. Lan çok parayla bağlı mübarek gün dedi. Çağırsan şu odana bir şey yazsın dedi. Ben o parayı almıyorum dedi. Tahsil edin dedi. Buna dedi yalnız. Buna haberim var. Kesinlikle ne kavgalarını duydum, ne nizalarını duydum abi. Nadir'den ben Murat'ın hiçbir şeyini duymadım abi. Peki bu para ödendi mi? Hemen ne kadar ödedi, ne kadar ödeyemedi onu bilemem abi. Peki Murat Bey şu anda nerede? Rıdır'da abi. Ev kuruşu oluyor ya. Burada çalışıyor abi asker ücretle. Şimdi öldükten sonra Murat buradan koştu ama aşağı oraya yalan konuşmayayım. Bir ay sonra gitti Murat buradan. Peki Murat Bey, Nadir Bey'in evinden neden çıktı, taşındı? Koya gidip gelemiyordu hani devamlı. Akıl da tek başına bakamıyor. Ben hanımından gidersem giderim demiş o adama. Akılcıya yani. Akılcıya merhaba. Onlar öyle gittiler yani.
Bu ahır dediğiniz yerde ne iş yapıyordu Murat Bey? Mala bakıyorduk. Ahırın içinde temizliğini yapıyorlardı hanımına beraber. Hayvan bakıcılığı yapıyordu ahırda. Evet abi. Peki siz daha sonra